Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Efendim, geleneksel bir kahvaltı düzenleniyordu Trabzon Dernekler Federasyonu'nun Trabzon günlerinde. Ama şöyle bir durumla karşı karşıya geldik. Sevgili Hakan Başkan, domates alın demeyi unutmuş çocuklara. Yok, yalan haber yapmayalım abi. 14 kilo domates alacağımıza 14 tane domates almışız. 14 tane domates de zaten benim için. Evet, İşin esprisi bir tarafa, dün akşam gerçekten mükemmel bir maç. Harika bir sonuç. Aslında biraz sonra fırsat bulabilirsem sevgili başkan da onu söyleyeceğim. İsmail Şatıroğlu başkanım gerçekten ciddi anlamda bir uğruyla geldi. Evet. Çünkü Trabzon Dernekler Federasyonu'nda Trabzon evi onun sayesinde yapıldı. Şampiyonluk onun federasyon başkanlığında yaşandı. Dün de adeta şampiyonluk havasında bir galibiyet alındı. Çünkü İki 20 tane. 20 yıldır yenemiyorduk değil mi? 20 yıl önemli değil. Yani yenmek istemiyordu Trabzonspor. Diğer arkadaşlar bana şimdi uyuz olacaklar. O başka ama neden buradayım? Önce de espri olarak söyledik. Şu an içeride melemen hazırlanıyor. Ama saat geç, melemen yetişmeyecek diye. Yetişmeyecek. Sadece kahvaltı olarak yapalım dediler. Bana da abi gençlik kollarının kahvaltısı en gençleri sensin gel dediler. Kırmadım geldim. Benim de şansıma yol kapalıydı. Evet. Kardeşim, efendim. Öncelikli olarak Hakan İlhan, Trabzon Dernekleri Federasyonu şu anki son gençlik kolları başkanı. Artık bayrağı kime devredecek bilemeyeceğiz. Seni çok seviyorum. Allah razı olsun. Zaman zaman sunumlarda yardımcı oluyorsun. Zaman zaman kahramı çekiyorsun. Bu teşekkürümü bir yapayım. Bana gençlik kollarının başarısını, çabasını gördük ama genel olarak Trabzon Dernekleri Federasyonu adına 3 günün, bugün 4. gün sabahındayız. 3 günün kısaca özetini bir yaparsan sonra maça geleceğim. Valla ilk perşembe günü zaten biliyorsun biraz durgun geçti. Yağmur da yağdı. Ama Hakan ona durgun demeyelim. Genelde her perşembe günü standlar kuruluyor. Yok, standlar kuruluyor, eksik var. Yine bana göre iyiydi. Çünkü ben sürekli çekim yapan bir insanım. Ama Trabzonlu'ya göre iyi değildir. Neden? Trabzonlu dün akşamki coşkuyu burada ilk günde görmek ister. Onu düzeltelim. Devam edelim abi. Aynen o şekilde. Zaten dediğin gibi cuma cumartesi, dediğin gibi yani her en kalabalık ne zamansa biz hep o şekilde görmek istiyoruz. Örnek vereyim, dün akşam 3-0 öndeyiz. 3-1 oldu. 3-2 oldu. Millet 3-2 olduğu için kendini parçalıyor. Neden daha fazla atamıyoruz diye. Aynı biz de burada o kalabalığı hep görmek istiyoruz. Bizim normalde niyetimiz... Normalde 5-2 idi değil mi o maç? O daha farklı da olabilirdi ama işte hakemini de gördük akşam. Güzel geçiyor abi. Trabzon Spor açıklamayı ne yapmıştı? Varınızı, yokunuzu, hepinizi... Yendik. Yendik. Hakan o an ne dendi diye durmuştu. Yendik demişti. Yendik. Kardeşim, gençlik kolları burada İHA var hemen yanımızda. Evet. Oraya dün akşam görüntüleyemedim ama o İsmail Başkan'ın üçlü çektirmesinin montajındaydım. Evet. Sağ olsunlar, herkes cebinden bir miktar para yani çıkarak elimizden geleni yaptık. Ben çocuklarımıza, gençlerimize duyarlılığından dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu demek oldu ki gençlik kolları sadece Trabzon Dernekler Federasyonu'nda işte gençlik olarak ön planda değil, yardımlarda da ön planda. Şimdi ben biliyorum. Bizim asıl niyetimiz o zaten. Biz gençlik kolları olarak da asıl amacımız, bize İsmail Başkan'ın bir şeyi var. Tavsiyesi var, bir sözü var. Hakan, mühim olan bu gök kubbede hoş bir sada bırakmak. Biz de bu sözünü öğüt olarak aldık. Neler yapabiliyoruz? Onun peşinde koşturuyoruz. Darül Aziz'e ziyareti, Ramazan. Onları ben sosyal medyadan görüyorum. Dedi ki abi, yaptıklarımızı reklam amaçlı olarak değil de hani Allah razı olsun için yapıyoruz. Ben hatta kızdım, dedim ki teşvik olsun. Çağırmıyorlar. Çağırsalar gider misin? Gerçekten giderim. Abi biliyorsun ben normalde bunları paylaşmayı da başta istemiyordum pek. Arkadaşlar bunu yapmamız gerektiğini söyledi. Ondan sonra yapmaya başladık. Abi geçen yıl biliyorsun yine Şırnak'ta Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi'ni yaptık. İsmail Başkanımızın önderliğinde. Yine deprem oldu maalesef geçen
Bu yıl Maraş depremi, oraya gittik. Yine 600'e yakın çocuğa oyuncak dağıttık Ramazan'ın ilk haftası. Şimdi de abi yeni projemiz Hatay'da, Kırıkhan'da, hemşehrilerimizin de çok olduğu bir bölgede 1000'e yakın çocuk için hem atkı bere hem de oyuncak yardımı başlattık. O zaman ben buradan şunun sözünü vereceğim. Ben Hatay'a gitmeye çalışacağım, zorlayacağım. Baktım olmadı, bagaja gireceğim. Ama yine söylüyorum, bunları artık sosyal medyadan da olsa, televizyondan da olsa bizlerin aracılığıyla kesinlikle taşımamız lazım. Çünkü dediğim gibi diğer derneklere, diğer federasyonlara, diğer gençlik kollarına ibret olsun diye yapılan iyi şeyleri paylaşıp birazcık karşı tarafında bundan örnek kesinlikle, almasına. Kesinlikle. O yüzden ben sizinle olmanın yanındayım. Devam edelim Hatay'dan sonra. Hatay'dan sonra ne yapacağız? Hatay'dan sonra şu anda yine bir bölge belirleyeceğiz ama yine bir 2-3 aylık bir en az bir süremiz olması lazım. O süreyi kullanıp farklı şey yapacağız. Bu arada biz... Federasyon binasında faaliyet. Evet, yani onu söyleyecektim şimdi. Şimdi minzili gecelerle başladık biz. İlk konuğumuz Sedat Keskin oldu. Bizim yine gençlik kollarında beraber. Şimdi selam olsun kardeşim. Kendisine selam olsun. Onunla başladık. Ardından 20'ye gidiyorlukta devam ediyorsun he? Evet, Reşat'la devam ediyoruz. Hatta bunu hemen yayınlayacaksan eğer. Tamam, niye ettim, niye biliyor musun? Biliyorum. Reşat gelecek bugün. Bugün aramızda olacak. Artık nasıl olsa bir gün sonra olacak. Sürprizi de bozmuş olayım. Evet. Onu biliyorum. Hakan. Hani geçen bir şey demiştin ya abi, biz seni seviyoruz. Evet. Ben de sizi seviyorum, takip ediyorum. Yani Trabzon Dernekler Federasyonu benim için, ben bunu Samsunlara da söyledim. Dedim ki arkadaşlar, kimse kusura bakmasın, son zamanlarda Samsun'un desteğini görüyorum sağ olsunlar, ama ben 12 senedir Bir Sevdadır Karadeniz programını Mavi Karadeniz Televizyonu'na çekerken Trabzon'dan ve Giresun'dan ekmek yedim. Asla nankör olmadım, olmayacağım da. Giresun ve Trabzon'a ciddi anlamda her zaman hizmet vermeye hazırım. Ama bu program için beni 4 gün buraya geleceksin abi. Gelir misin? Yok, geleceksin abi. Sonra Hakan'ımla bir telefonla görüştük. Dedi ki abi, biz seni seviyoruz. Gerçekten duygulanmıştım. Evet, çok gerçekten sağ ol kardeşim. Gerçekten duygulandım. Ben de şaşırdım. Niye bu kadar duygulandın? Normalde pek o kadar duygulanmazsın. Çok duygusal. Sen Trabzon deyince aklıma birisi geldi. Buradan selam göndermek istiyorum. Necmi Uzuner abimize. Ben çok selam söylemek istiyorum. Benim için de çok değerli. Çok. Senin için de çok değerli. Çok. Onu da biliyorum. O yüzden ona da buradan bir selam gönderelim. Artı bir de sevgili Necati Engin Güneş'e gönderelim. Bakın Trabzon'a selam göndermeye çalışırsak inanın yetmez. İnanın yetmez. Bu federasyondakilerin dışına çıktığım zaman hemen hemen Trabzon'un tüm STK'cıları, tüm değerli insanları, gerçekten selamı, saygıyı hak eden insanlar. Necmi abimle geçen hafta konuştuk. Toplantıdayım Ahmet. Gittim geldim. Beraber keşke yine oradayım. Keşke getirseydin. Yani onda evet. Yani mükemmel bir insan. Necmi abi, seni seviyoruz biz ya. Ama beni o bahçeye korkuyor, bahçeye götürürse bahçede ne varsa getireceğim diye. Haklı diyebilir miyiz? Bence de. Kardeşim minzili gecelerden bahsettik. Evet, minzili gecelere başladık. Şimdi minzili gecelerde sanat, spor, bürokrat, iş adamı, bu şeyi büyüteceğiz. Farklı farklı misafirlerimiz olacak. Ama öyle özel misafirlerimiz olacak diyelim. İnşallah. Ben olmayacağım yani. Özel sen olmadım. Ne zaman istersen abi, senin orası senin kendi yerin. Allah razı olsun. Evet, Yunus da geldi. Yunuslar dizi dizi önümüze geçersen yerim sizi. Gel yanıma. Yunus Genca. Siz bu arada Yunus'la devam edin. Ama bak, bütün kayıtta bunlar. Tamam. Vallahi var ya, biz böyle doğal. Melemen yetişmiyor. Yok. Çünkü 4 tane domates getirmişler. Domates 14 tane. Evet. Yani domatesleri ben yazdım ama her sene bu melemen organizasyonu ben yapaydım. Bu sene biraz işlerim yoğun olduğu için Hakan başkanım dedi ki... Kaç domates geldi? Yani 14 tane domates geldi aslında. Yeter. Öyle bir şey yok ya. Ya abi, tam bir Karadeniz fıkrası. İşte Hakan hapşırmaya gitti. Bunlar olduğu gibi doğal yani normal hani... Şeyi soracağım sana Hakan, unutturma, sosyal medya platformunda da gençlik kolları bir yol kat ediyor, onu soracağım. Evet. Sana bir şey soracağım. Buyur Ahmet abim. Dün akşam neydi senin öyle halin? Dün akşamki halim neydi öyle? Abi olması gereken de Ahmet abi. Tam bir delirdin.
Ya delirmek zorundaydık yani. Yani buraya geldi sıra. Delirttiler biz yani. Hem 25 senenin bir şeysi var. Hem birikmiş. Hem hava adaylar. Biz sizi Kadıköy'de şöyle kömeriz, böyle kömeriz. Abi öyle bir şey yok. Yenilmeyen takım yoktur. Trabzon'la oynamayan takım vardır. Ve biz gereğini yaptık. Aslında çok farklara gidecekti ama o hakemin de ismini uydurayım artık. O kadar kafam bunaldı ki yani. Sonuçta galip geldik. Boşver abi. Hakemin ismine gerek yok. Az önce dedim ya. Vallahi bu röportaj yarına kadar bitmez. Az önce dedik ya, Karadeniz fıkrası kendi oluşuyor. Evet. Şimdi 14 kilo. Tamam canım, evet. 14 yani 14 tane bir sorulur. Tane mi bu diye. Evet. 14 kilo domates yerine alışveriş yapan kardeşim 14 domates almış. 14 domates almış. Ne kadar? 15 tane yumurta almış. Bir tane yumurtayı fazla almış. Yumurtayı fazla almış yani. Gel. Bir, sen mi almıştın? Alanı da bulduk sıcağı sıcağına. Hakan'ın bir saniye. Fazla ayrılma. İtiraz ediyorum. Sen mi aldın? Ben aldım. Bütün alışverişi ben yaptım. Bu laz ya. Ama ve lakin mesajlarda 13 tane domates yazılıyordu. Tane diye yazıyor. 13 tane yazılıyordu. Ben 14 tane aldım. Getir göreceğiz abi. Açtı. Bak, 13 domates ne demektir? 13 domates. Ver bana. Domates. Abi bunun sen götür Hakan bunu. 13 domates ne demek abi? Sen söyle. 13 domates. 13 domates. Ama ben şimdi bak, 15 kişi var burada. Derim ki Allah Allah, 13 domates ben kime anladım, gidecek? Ama ben şöyle bir şey, sabah 8'de kalktığım için kimseyi razı etmek için. Sormadın? Sabah 8'de kimse uyandırmak istemedim. Yazaydı. 13 domates. Yazaydı. 14 tane domates. Biz. Tamam, ben siyahtan kişi uyuyordu. Ha, uyuyordu. Şimdi biz röportajdan sonra bunu masaya yatıracağız. Bunu derken seni değil, konuyu. Hakan'ım gel. Şimdi işin enteresan neyse biliyor musun? Burada Trabzon günleri yapıldıca marketlere gittik. 4 tane markete gittik. 4'ü de kıtlık gelmiş. Nereden biliyorsun bunların Fenerbahçeli olup da yenildiğini, sizin de melemen yapacağınızı bilmediğini? Yok. Burada mavi formayla gidiyor değil mi? Adam. Bir de bununla mı gittin? Bununla gideceğim. Neyle gideceğim? Bu benim her şeyim. Sen yumurtaları pişir. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yumurtaları pişirdim. Hacı'yı da çağırmayacağım. Göndermiş ama. Aha. Kardeşim. Yunus sağ olsun, her sene bizim. Biliyorum. Ben oraya 2-3 kişi var orada. Bunları olduğu gibi yayınlayacağım. Çünkü dedim ya, biz doğalız, buyuz. Hakan, toparlayalım. Çünkü yoksa bu kahvaltıyı da yapamayacağız. Ben de aç kalacağım çünkü hanıma dedim çok özel bir kahvaltıya gidiyorum. Gene özel bizlesin sonuçta. Evet. Özel bir kahvaltı. Yani Allah razı olsun. Hava arkada da güldürmeseler. Şimdi Mincili Geceleri anlattık. Arkasından ben Gençlik Kolları'nın sosyal medya platformundan ciddi anlamda bir şeyler yaptığını, montajına, çekimine varana kadar. Şimdi şey daha gelmedi. Sosyal medya başkanımız Beyza Başar burada. Ama kendisi kamera arkasında kalmayı daha çok seviyor. İşin mutfağında olmayı daha çok seviyor. Haklı. Haklı de. Çok güzel bir kızımız. Nazar değmesin diye mecbur. Instagram sayfasından kendi resmini bile, yani kendi bile hikaye paylaşmıyor. Gerçekten yıldızı düşük biraz. Nazar değebilir. O zaman şöyle söyleyelim. Gerçekten güzeller güzel bir kardeşimiz. İnancına da düşüncesine de saygımız var. Ama benim adım Ahmet Güngör'se ben onu bir gün çıkarırım. Devam edelim kardeşim. Abi başkan, ben inan sosyal medyanın sesine bakmıyorum. Her şey. Her şey. Ahmet'in bir YouTube sayfası var. Var. Ben bu ara söyleyeyim. Ahmet Güngör'ün YouTube sayfası Ahmet Güngör 55. Özellikle önce beni takip edin. Sonra Hakan... Evet. Benim sosyal medya şeylerini falan, grafiklerini de yine Beyza hazırladı sağ olsun. Beyza, Ahmet abini de unutma. Evet. YouTube'da ilerleyemedik abi henüz ya. Ama ben güzel gidiyorum. Sen iyi gidiyorsun. Bak, Trabzon Dernekleri Federasyonu yayınları YouTube'a düştükten sonra ben 10 binim. İnşallah. İnşallah arkadaşlar hep birlikte. Hareket Ahmet abi edeceğim. Ahmet Güngör 55 değil mi? Evet Ahmet Güngör 55. Ama Ahmet Güngör 55, bak unutmayın. Özellikle istedim bu röportajı. Sen ne yapacağım? Eğer fırsatım olursa inşallah erken gelir. Oğuzhan kardeşim, aslında ikinize bir yapmak yaptık istiyordum. Ya. Hayır, ben kendim yapacağım. Tamam, ben kendim anladım, yapacağım. Tamam. Ben İsmail Başkan'la yapmak istiyorum. Yani yönetimden ya her biriniz ayrı ayrı değerlisiniz ama birkaç kişiyle ben röportaj almak istiyorum. Bugün son gün. Tamam. Toparlayarak kahvaltıya geçelim. Tamam. O yoksa aç kalacağım. Evet. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ben buradan Gençlik Kolları arkadaşlarım, ekibim adına da ayrıca İsmail Başkanımıza özel bir teşekkür ediyorum. Yine yönetimine de teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsunlar. Her konuda bize destek oluyorlar. Önümüzü açıyorlar. İsmail Başkan zaten bana şunu söyledi. Hakan, güzel olan her şeyde yanındayım kardeşim. Durma. Sürekli ileri dedi.
Biz de elimizden geldiğince onu mahcup etmemeye çalışıyoruz. İnşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Vallahi. Bak bu video yayınlandıktan sonra 50 kişi üye olmazsa, özellikle bunu genç kolları izleyeceği için mecbur üye olacaklar. Arkadaşlar gruptan paylaşacağım linki. 50 ya, abone. Allah aşkına bak. Kelin, ama bana bayağı bu arkadaşlar hayır, sağ olsun yok, abone. Kelin ilacı olsa başına sürer ama derler ya. Ne vakit bulamıyorum. Yoksa ya. Karizmamla belki 5-10 üye daha yapar. Hakan ikimizin resmini paylaşık. Ben 700 aldım, sen 375 aldın. Doğru söylüyorsun. Vallahi yalan billahi yalan. Kalbin bana de, kalbin de güzel ondan dolayı. Efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim dedim ya, zaman zaman teşekkürler teşekkürüm olacak ve ikinci bir teşekkürü Fahri Başkanıma yapmak istiyorum. Gerçi ben onu aradım telefonuma, Beşkuldü telefonu, cevap vermedi ama sonra da dönmedi. Fahri Başkanım benim çok değerli bir abim. Necat abimin orada Sakarya Trabzonlar Derneği'nin başkan vekili. Bir güzel bir etkinlik yapmışlardı, orada tanıştık. Ondan sonra abi geleceğim dedim, gidemeyince de bana kızmış, gönlünü almak için burada şey yaptım ama neden kızmadık. Teşekkür kızmadık da gönül koyduk biraz gönül koyduk. Ama gerçekten çok değerli bir emniyet mensubu oğlu var. Evladının da geleceğini bildim. Gerçekten gidemedim ama Necat abi gelseydi sana da söyledim abi, mecbur gelecektim. Ama teşekkür sebebim ne biliyor musun? Geçti de ama şu var, ben yine de yok, Allah razı olsun. Yani biz seni seviyoruz. Şimdi ilk günü bir lokma yemek yemeden gittim. Ben de öyle bir hastalık var. Yemek çalışırken ağzıma yemek sürmek gelmez. İkinci gün dedim ki bari abi, dün bir lokma bir şey yemeden dedim eve gittim. Dedi ki la nasıl gittin? Dedim abi işte fırsat olmadı. Dedi ha, burada Çaykaralıların standı varken sen aç kalıyorsun. Dedim abi ne bileyim ben, dedi ki senin dedi yemeğe de iyi bir dayağa ihtiyacın var. La iki günden beri ama bir yemek yiyorum. Allah razı olsun yapanlardan. Afiyet olsun. Ya biz burada dışarıda yemektense dedik ki burada kendimiz yapalım, olur, kendimiz yani yiyelim. İyi oldu. Ev yemekleri yaptık, getirdik burada. İyi de oldu. Yani program da çok iyi geçti. Bir de Trabzonspor'da dün akşam yenince, evet. Yenince her şey rayına oturdu. Ya onu Hakan İlhan'la demin konuşurken dedim ki İsmail Başkan ne kadar uğurlu geldi. Yani geldi Trabzon evi yapıldı. Evet. Geldi şampiyonluk yaşandı. Geldi dün şampiyonluk havasında bir galibiyet yaşandı. Bizim dün İsmail Başkan'la ayağı hayırlı geldi. Üçlüyü çektirince biz üçü aldık. Evet. Biz maç başlamadan üçlüyü çektirmişti zaten. Evet. Sağ olsun çektirince biz üçü yaptık. İşi de götürdük. Murat Şov gelmeden ben hemen şu hani önemsediğim kişilere yapabildiğim kadarını yapacağım. Fahri Başkan ne iş yapar? Ne yapar derneğin dışında? Ya derneğin dışında fazla bir iş yapmıyoruz. Yani üç tane şey, bir okulayla birliği var, iki tane derneğimiz var. İki tarafta, bir tarafta federasyonda genel başkan yardımcısıyım. Çaykaralılar Derneği'nde başkan vekiliyim. Okul aile birliği başkanıyım, benim okul. Onun için zaman yetmiyor bize. Şeyden artan kalan zamanlarda gezmeye çalışıyoruz, bol bol gezmeye çalışıyoruz. Ben de diyorum ki ben niye başkan olamıyorum? Bu kadar başkan yardımcılığı, başkanlık varken bana başkanlık kalmaz ki. Yok, kalır. İstediğin sonra kalır. Gel, seni de kadroya alırız, sıkıntı yok. Başkanım, 3 günü bir özetlersek bugün son gün. Gerçekten çok mükemmel geçti. Yani be, o yağmura rağmen gece içeride programları yaptık. Yağmur dedin de başkanım, o dikkat ettin mi? Tam son dakika maç bitti. Fatma Şentürk maç bitti dedi. Arkadaşlar 2 dakika içerisinde sahnenin oraya geldi. O nasıl bir yağmur döktü gitti? Anladım. Evet, aynen öyle. Felaket bir yağmur döktü. Programı içeride devam ettik ama aynı güzellikte, aynı şeyde şey yaptık. Dün akşam da Trabzon maçı bittiği zaman çok kötü bir hava vardı. Yok. Ama maç bitti, hava güzelleşti. Onu 10 geçe sahne bitti, onu çeyrek geçe de ciddi anlamda feci bir yağmur yağdı. Evet, ona Şahin'e teşekkür ediyoruz çünkü evet. O bizi gerçekten coşturdu. Yani maçın atmosferini en iyi bize hissettirdi, çok sağ olsun. Bir de Ahmet Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey buralarda koşturdu. Sağ hani olsun. Benden bahsediyor. Evet. Tabii ki senden bahsediyoruz. Başka Ahmet Bey'imiz yok. Allah razı olsun. Cenab-ı Çok teşekkür
ediyorum. Her şey için teşekkürler. Başkanım, o zaman ben yine Necat abime de diyeceksin ya, iki de bir Necat'a diyeceksin de tanışmamıza vesile oldu. Normalde başkanımla tanışıyoruz ama bir türlü oturup diyalog kuramadık ama orada çok güzel bir durum oldu. İnşallah o görüntüyü unutmazsan. O zaman Necati Bey'e de sallayalım. Selam yollayalım. Görüşmüyoruz Necati abi. Sen neden görüşmediğimizi biliyorsun ama şunu bil. Seni gerçekten çok seviyorum. Aynen öyle. Trabzon'un, Karadeniz'in yüreğini dostlarına gösteren bir insansın. Yok, Allah razı olsun. Gerçekten bu konuda çok iyi işler yapan, çok iyi yürekli, hayırsever, yardımsever bir kardeşimiz. Yani, Allah razı olsun. Yapmasını beklerdim. Bugün gelmesini beklerdim ama onların da orada yoğunluğu. Hala geç kalmış değil. Anam, öyle bir ben zaten Necat abi geldiğinde kameraları kapatıp kaçmam lazım. Başkanım, kahvaltı yapılacak. Evet. Gençlik kollarının orada kahvaltı yapılacak. Ben birkaç yerde kahvaltı yapacağım herhalde. Akşam eve gittiğimde bir hafta kahvaltıya oturmam. Yok, oturursun. Bugün güzel yemek. Bugün bir menümüzde şey var, hamsili pilav var. Onu da yiyeceğiz. Sıkıntı yok. O zaman siz bizi izleyin. Biz de kahvaltıya geçelim. Biz kahvaltıya devam edelim. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Bugün 4. gün ve tabii bugün de keyfimiz yerinde. Trabzonspor çok güzel bir maçı aldı. Hakemi, yani Trabzonspor'un bir açıklaması vardı. Varınızı, yokunuzu, hepinizi yendik. Gerçekten de öyle, tebrik ediyoruz Trabzonspor'u. Bugün efendim maraton koşusu olduğu için bazı yollar kapalı. Yani bu halka maraton yaptırdılar. Koşucular değil ama maratonu biz yaptık. Tahmin ediyorum herhalde 2 saattir yürüyorum. Bizim için önemli değil ama buraya gelecek olan çok sayıda insan var. Yani buna bir çözüm bulmaları lazım. Buralarda etkinlik olduklarını bunlar gayet iyi biliyorlar. Yani bu halka da zulüm etmemeleri lazım. Yani buna bir çözüm olması lazım. Yani maraton var diye yolları kapadığınız zaman diğer insanlar ne yapacak kardeşim? Siz orada koşu yaptıran koşuculara maraton değil, halka koşu yaptırdınız. Neyse, onu bir not olarak verelim. Evet. Şu anda yine bir standdayız şu anda. Trabzon, Paris Trabzonlar Derneği'ndeyiz. Evet. Önce sizi bir tanıyalım efendim. Evet, benim adım Mustafa Kamiloğlu. Burada Bülent Cumhur Bey'in kendisi gelemedi, biraz rahatsız. Ondan dolayı standları biz temsil ediyoruz Semra Hanım'la beraber. Biz de burada Paris'in, gitmesek de Paris'i tanıtmış olduk. Burada özellikle Sevra'nın ifadesiyle Paris Belediyesi tahsis etmiş, evet, kültür evi. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Orada kültürel faaliyetler yapıyorlar. Gerçekten fuarda çok ilgi çekti. Herkes sordu. Biz de bizatihi Bülent Bey'le iletişime geçirdik. Keyifli bir etkileşim oldu. Ben çok keyif aldım. Ben de oftanım bu arada. Evet. Of sürmene evet. Araklı. Evet. Ne güzel. Biz de sizin aracılığınızla da size de çok teşekkür ediyoruz. Basın mensuplarına da. Çok sağ olun, var olun. Sağ olun. Hemen bu beyefendiyi tanıyalım. Efendim, ismim Tahir Zeybek. Ben öğretmenim. Şu anda medikal sektöründe çalışıyorum. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Ben de Trabzon'un Kütahya ilçesindeyim. Efendim, biz de gönüllü olarak çalışıyoruz. Ne güzel. Arkadaşlarla aynı zamanda medikal ürünlerimizin tanıtımını da yapıyoruz. Evet, sayın öğretmenim, o da tabii ki hizmet, işte gönül, aşk bu. Zaten Trabzon'u olduğu zaman, Trabzon'un böyle güzel organizasyonları olduğu zaman gönüllü çalışan çok. Onun için sizlere teşekkür ediyoruz. Rica ediyoruz. Buradan bir kez daha, evet, Paris Trabzonlar Dernek Başkanımıza geçmiş olsun diliyoruz. Evet. Hep çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Evet, başkanı görüyorsunuz efendim. Bize Paris'te Trabzon. Aynen öyle. Yani bize her yer Trabzon olunca Paris'te Trabzon. Dünyanın dört bir tarafı da bize Trabzon efendim. Çünkü biz oralarda kültürümüzü her tarafa, biliyorsunuz, aktarıyoruz. Akşam da Abdullah Avcı hocamızın bir güzel cümlesi vardı. Dedi ki, bu galibiyeti dünyadaki bütün Trabzonspor taraftarlarına armağan ediyorum. Çünkü dünyanın her tarafında Trabzonlu var ve onun için bize her yer Trabzon. Bizi izlemeye devam et. Efendim, Trabzon günlerinde yöresel ürünlerin şu anda standındayız. Burada çok değerli bir abimiz var. O da burada 4 günden beri hizmet veriyor. Bugün son gün. Burada görüyorsunuz, yüremizin civil peyniri, kaşar peyniri, reçeli, kavurması, aklınıza ne geliyorsa. Burada çok değerli de bir abimiz var. Sayın abim, selamlar, saygılar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olun. Yalnız bugün bu sefer standlarımız da biraz şöyle buruk. Ya dedi, halkımız yemiyor mu? Biraz eksik satış yapıyoruz. Aynen. Niye böyle oluyor? Vallahi, bilemiyorum nedense Murat abi. İlk gün yağmur yağdı. Dün akşamüstü yine yağmur yağdı. Evet, bugün Hava güzel. Kapalı, bugün de dörde kadar mı? Öyle anam, dediler, dörde kadar kapalı dediler. Allah sonumuzu hayretsin diyelim.
İnşallah hayırlısı olur. Mevla evet. Ne ilerse güzel eyler. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Peki, çok teşekkür ederim. Değerli kardeşim, şimdi şunu özellikle ifade edelim. Buradaki ürünlerin hepsi doğal ürünler. Hepsi doğal. Yani bunu özellikle ekran başında bizleri takip edenler. Buraya geldiğiniz zaman doğal ürün yiyorsunuz, doğal ürün alıyorsunuz. Yani bazıları diyor ki ya işte fiyatlar şöyle. Ya fiyatlar öyle olabilir ama doğalını yiyorsun kardeşim. Öyle değil mi? Aynen öyle. Şu kaşara bakar mısınız? 2 metre sürmesi. En az 2 metre değil mi? En az. Böyle. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun ikram edelim. Evet. Organik Trabzon'dan, Vakfıkebir'den. Vakfıkebir'den gelen tereyağımız var. Hepsi muhlama peynirimiz bir var. Bir mesajın var mı efendim bizi izleyenlere? Tulum peynirimiz var. Muhlama peynirimiz var. Herkesi yeni kapıya bekliyoruz inşallah. Pazar bugün son gün. Akşam 11'e kadar burada herkese hizmet vereceğiz. Bütün halkımızı bekliyoruz. Her şey için teşekkür ederiz. Bereketli günler diliyorum. Allah razı olsun. Efendim devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Evet yine efendim yöresel ürünleri standındayız. Burada da yakışıklı bir kardeşim var. Seni bir tanıyalım. Benim ismim Nedim. Aslen Giresunluyum ama Trabzon'umuz çok yakın olduğu için kendi evimiz gibi buradayız. Evet. Nasıl bütün satışlar dedim? Satışlar çok güzel ama bugün maraton var saat 4'e kadar. O yüzden kimse yoktur ama inşallah olacak Allah'ın izniyle. Bizim Trabzon'umuzu yalnız bırakmaz. Evet doğru. Yani demek ki bazı standlar dedi yok çok satışlarımız zayıf falan. Biz de dedik ki yani ama demek ki öyle bir şey yok. Yok rızkı veren Allah'tır. Kalbini bozan işi de bozulur. Elbette. İşlerimiz iyi. Helal olsun. Çok şükür. Burada neler satıyorsunuz? Şimdi bir de senden alalım. Murat abicim. Murat abicim evet. Trabzon'un tereyağısı var. Eski kaşarımız var, limansuz peynirimiz var, kuymak peynirimiz var, küflü ahomuz var, mincimiz var, kolete peynirimiz var. Yok yok, yeter ki gelin buraya. Boş gönderme gibi şansımız yok sizlere. O zaman şöyle yapalım. Yapalım. Ahmet abi sen yine bir kaşarın tadına bak. Bak Ahmet abi sever. Dur. Sever. Ahmet Bey'e kaşar tattırayım, sever. Aa, sever. Ahmet Beyciğim buyurun. En sevdiğin yerinden veririm. Toparlan. Efendim tabii bizim şu anda yapımcımız kaşarı yemekten konuşan bir şey çekim yapamadı. Yani sen de biraz mübarek az verseydin ona. Ama baksana doymak bilmiyor ki arkadaşımız. Evet, sabah böyle gezerim açtı. Sever evet. Benim kaşarı sever. Bol bereketli günler. Allah razı olsun Murat Bey. Ağzınıza emeğin sağlık. Bereketli işler versin size. Sağ olun Murat Beyciğim. Evet şimdi Ahmet abi dedi ki Nedim'i ben 8 yıldır tanırım. Doğru. Ürünlerini de hep alıp götürürüm. Ben hayatımda bu kadar lezzetli ürün tatmadım. Kesinlikle doğru diyor çünkü. Ama yani para vermedim onu da diyor yani. Aynen almayız verse de. Ben de Nedim'den geçen yıl aldım. Ya. Ama hiç sarmadı bana çünkü parası kuvvetliydi. Olabilir. Yani öyledir işte Murat Bey. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz buraya. Biz yok, ta buraya kadar geldik. Dedim mi? Önemli olan burada orijinal düzgün ürün satmak. Kesinlikle. Fiyat önemli değil. Kesinlikle düzgün değil. Düzgün ürünü sat halkımız aynen onu biliyor zaten. Aynen. Aynen. Yani adamın hasını da biliyor. Kaşarın hasını da, tereyağının da, peynirin de. Kesinlikle. Onun için demek ki her şey orijinal. Kesinlikle, kesinlikle her şey orijinal satmak lazım. Kesinlikle buraya gelen arkadaşlar ürünleri tatmadan almasın arkadaşlar. Peki. Baban nerede diye soruyor. Babam nerede? Anamın yanında memlekette. O da güzel. Ulan bu tam şovcu, tam şovcu ya. Belki kolay gelsin. Sağ olun. Efendim bizi izlemeye devam edin. Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden selamlar tekrardan. Standları geziyoruz. Şu anda da yemek standındayız. Burada benim değerli dostlarımın yeri var. Şu anda da oradayız. Rize'nin o güzel nefis yemeklerini buraya taşımışlar. Evet Mustafa Bey gel abiyle bakayım. Evet, buradan Dutka'ya, bütün Karadeniz'e de selamlar gönderelim. Kolaylıklar diliyorum sana ya maşallah sen bu işi bayağı çözdün. Çok teşekkür ederiz Muratcığım. Az önce dolmanın tadına bir baktım, bu kadar milliyetsiz olur ya. Aynen, bizim hanımlar yöresel zaten biliyorsun. Evet. Orijinal, köyden geldik. İşte muhlamasıyla. Tam orijinali burada efendim, zaten burada işte bak ablamız orada şu anda muhlama yapıyor. Ya zaten biz hiçbir şekilde hep şey organik buradım yani. Yemek organik, pişirme, soba, kuzina da organik. Yani böyle bir durum var. Ne güzel. Sevgili abim benim, şimdi bugün son gün. Buradan aynen da bizi izleyenlere diyelim ki buranın ismi neydi? Karadeniz Yöresel. Evet. Karadeniz Yöresel standına gelin. Yani bu işin pirlerinden bir tanesi. Evet.
İnşallah böyle de uzun yıllar devam edecek. İnşallah, inşallah. Herkesi bekliyoruz. Ya bizden yapması da gelsin, yesinler. Doğru, doğru. İnanın ki sunuyoruz. Doğru. Yani doğru, doğru, hamsisiyle, lahanasıyla, kuzinesiyle, hanımlarıyla, yöresel. Bugün yemeği burada yiyeceğiz. Bugün yemeği burada yiyeceğiz. Herkesi bekliyoruz bu tarafa. Yapımcımız der ki ben standları geziyoruz. Herkes eleman çalıştırıyor ama burada bir aile var, aile ekibi var. Zaten o aile ekibi olmasa bu muhlamayı, sarmayı, lahanayı yapamazlardı. Ya bu lezzet olmazdı. Aa, yani. Tabii ki bu başarı olur mu ya? İnanın ki Dutka burada. Dutka burada. O kadar. Kardeşim evet. Dutka burada. Selam olsun. Selam olsun. Dutka'ya da buradan. Fındıklı'ya her Fındıklı yere burada. Selam olsun. Evet, bütün Karadeniz'e selamlar gönderelim. Efendim biz de buradayız. Efendim standlardayız ve Karadeniz Pide'de şu anda burada değerli ustam var. Ustamın çalışmasını izlerken böyle o kadar şekle, aşkla çalışıyor ki. Yani bu pidelerin leziz olmaması mümkün değil. Seni bir tanıyalım. Ben Necmettin Kırçiçek. Necmettin Bey, bu işin harbi ustasısın. Yani şöyle bir 5 dakika izledim seni. Hamuru yoğuran yalandan hamura vuruyor ki ben iyi ustayım diyor ama ben yemem o işleri. Yani. Önemli olan burada pideyi sokup çıkarmaktır yani. Aynen pişirmek. Evet. Onun pidenin ayarını vermek. Evet. Güzel pişmesi. Nereliyiz? Rize? Hopalıyım ben. Hopa. Evet. Muçöre. Hemşin. Hemşin. Hemşine de selamlar gönderelim. Yani bu işin uzmanısınız. Evet. Şimdi kıymalı var. Kıymalı peynirli yumurtalımız var. Kavurmalı peynirli. Kavurmalı sade var. Sade peynirli. Evet. Fiyatlarımız makul bir fiyatta. Aynen. Bütün Trabzonluları bekliyoruz bütün buraya. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Aynen. Bütün Karadeniz'i bekliyoruz. Ha, yakma diyor. Pideleri yakma. Yok. O biliyor ayarını ya. Bu abim de yalandan vuruyor ki çek beni. Ona bir kamera, onu da bir tanıyalım. Çok teşekkür ederim baba. Evet, seni tanıyalım abi. Ben Satı Çelebi. Evet. Karabüklüyüm. Oy maşallah. Safranbolu. Evet. Karabük. Piyasada beni herkes tanır zaten. İbrahim Usta'ya selam olsun. Evet. Düzce'de o. Kaynaşlı'da. Evet, Kaynaşlı'da. Kaynaşlı işhanına gitmelerini tavsiye ediyorum tabii. Evet, yani pidenin hepsi tabii lezizdir ama burada önemli olan usta çok önemlidir. Evet. Kullanılan ürün çok önemlidir. Hopalı zaten bu işi biliyor. Karabüklü abim de ancak hamura vuruyor. Yumuşak ya. Eşi bir. Zaten hamurun o şeyini veren değil mi? Tabii. Biz suyunu bile Trabzon'dan getiriyoruz. Hamurun ne suyunu. Ne diyorsun? Tabii canım. Ya. Tabii. Oranın suyu. Onun için dedik bu Trabzon'da su niye kalmadı değil mi? Peki şu Karabüklü abimin yanına bir geçeyim. Sayın abim benim. Benim çok akrabalarım var Karabük'te. Hepsine selamlar. Şimdi... Tabii burada az önce ifade ettik. Yani burada su önemli değil mi? Un önemli. Her tabii şey önemli. Tabii. Damak tadı için. Aynen. Bir de bunu yapmak. Hamura böyle neden vuruyoruz? Yani açıyoruz. Elle açtığımız için. Evet, anladım. Merdane kullanmıyoruz diyoruz. Yok kesinlikle. Her şey orijinal. Kesinlikle. Yani bir de efendim biliyorsunuz elleri de hijyen yaptırıyor. Yani öyle şey yok. Bak orada. Spora gerek yok. Yok. Spora gerek yok. Peki Allah kolaylık versin. Sizler de bu pide, Karadeniz pideye uğrayın efendim. Sizler de bu leziz, nefis pideleri bir tadın. Kolaylıklar diliyoruz. Trabzon günlerinin 4. günündeyiz. Güzel geçiyor diyeceğiz. Daha da güzel olacak inşallah şu trafik açıldığı zaman. Bugün malum maraton var. Yanımda Giresun Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı, kıymetli kardeşim Osman Armansa var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, merhabalar. Osman bizi sağ olsun hiçbir etkinliğimizde yalnız bırakmaz. Ne zaman davet etsek her zaman yanımızda oluyor sağ olsun. Osman nasıl buluyorsun? Öncelikle herkese merhabalar. Ben de burada bulunmaktan dolayı çok memnunum. Herkesin öncelikle ellerine, emeklerine sağlık. Burada her zaman olduğu gibi biz Giresun ve Trabzon olarak, iki komşu şehir olarak ve birbiriyle de birbirlerini seven arkadaşlar olarak bir arada bulunmaktan keyif alıyoruz. Bugünkü burada da çok güzel bir ortam var. Bu ortamı da sağlayan herkese teşekkür ediyorum öncelikle. Biz de çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ahmet abinin şimdi kamera arkasından özel istekleri de oluyor. Ben bunlara alıştım artık. Babanız Mustafa Armasa'ya çok selamları var. Aleykümselam baş üstüne. O da mutlaka duyunca o da selamlarını iletecektir. Ben şimdiden selamını alıyorum. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Bizi yine yalnız bırakmadın. Biz biraz dolaşmaya devam ediyoruz. Teşekkürler Ahmet abi. Efendim Yeni Kapı'dan Trabzon günlerinden biliyorsunuz şu anda 4. günündeyiz. Ve evet sevgili Ahmet abi. Evet, yine bizim değerli abim de geldi. Evet. Allah razı olsun. Evet, evet. Şimdi burada çok değerli Köprübaşı'nın değerli isimleri var. Sayın Başkanımız Evren Sancak burada. Ama biz önce şöyle bir abilerimizi tanıyalım. Sizi bir tanıyalım efendim. Hasan su içmez. Evet Hasan abi nereliyiz?
Trabzon Köprübaşı Beşköy. Beşköy'densin? Dağırdı Göyü'nden. Ay maşallah. Boşova'dan. Peki gidip geliyor muyuz? Gidip geliyoruz. Ben Trabzonspor'un Divan Kurulu üyesiyim. Maşallah, maşallah. Ne güzel, ne güzel. O zaman hemen Mustafa şöyle. Siz efendim, sizi tanıyalım. Ben Mustafa Suiçmez. Evet, Trabzon Köprübaşı Beşköylüyüm. Siz de Beşköylüsünüz. 40 senedir İstanbul'da ikamet ediyorum. Gidip geliyoruz ama. Evet. Aynı zamanda 40 senelik de Trabzonspor Divan Kurulu üyesiyim. Maşallah, maşallah. Evet. Ne güzel. Sizi tanıyalım efendim. Hasan Yılmaz. Trabzon Köprübaşı Pınarbaşı Mahallesi'nden. Eski Dağırdı Göyü, Okşoko. 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 Evet. Zaten Okşoko dedin, anladım. Peki abi sen neler yaparsın? Emekliyim, herhangi bir işte. Tamam, ondan şey daha güzeli mi var? Emekliliği yaşayabiliyorsan ne mutlu sana. Allah'a çok şükür işte yaşıyoruz. Ama köprü başında daha iyi yaşanılır. Yani. Zaten yok, zamanımızın çoğunu oralarda geçiriyoruz zaten. Evren Sancak Başkanım, emekli. Evet Evren Başkanım, tabii 4 gün boyunca buradayız. Her zaman söylüyoruz efendim, çok değerli bir isim gerçekten. Köprübaşı'nın değerli iş adamlarından, genç, karizmatik bir başkan. Eyüp Sultan Trabzonlar Dernek Başkanı. Yine Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı. Trabzonspor ulan dedi. Evet, ve işi bitirdik. İşi bitirdi. Ben sana dün röportaj verdim mi dedim sana. Kesinlikle işi bitireceğiz dedim. Başkanım içine mi doğdu? İçime doğdu. 5-0'lık maçı 3-2 zor aldık ya. Yani takım akşam çok iyiydi. Evet, müthiş oynadı. Bir de böyle maç öncesi bu Trabzonspor, Hamsi, Kalkan, Malkan. Daha sonra Kalkan. Evet, daha aynen öyle oldu. Kılcıyla beraber. Sosyal medya. Evet. Sosyal medya o anda onu çok iyi yaptı. Biraz da insanlar gaza geldi. Gaza gelince de takım iyi oynadı. Peki başkan, o yapılanlar yani maçı Trabzonspor'dan koparabilme adına her türlü tabii senaryoyu ya, yazdılar. Yani şimdi böyle bir rezalet, böyle bir şey görmedim ben. İlk penaltı golünde adamı resmen formasını sırtından çıkardı adamın. Gene penaltı veriyorsun, VAR'a gitmiyorsun. O zaman VAR niye var, ben onu anlamadık. Evet, yani. VAR'ınızı, yoğunuzu hepinizi yendik. Evet. Bu cümle çok güzel çok, bir cümleydi. Çok önemli. Peki başkanım, bugün 4. gün finali yapıyoruz. Evet. Bugün de aynı zamanda maraton var biliyorsun. Bugün böyle bir sıkıntımız var. Evet. Maraton olmasından dolayı otoparkımızda... Ama halka maraton yaptırıyorlar şu anda. Evet, halka maraton yaptırıyorlar. Onlarla alakalı bizim otoparkta bir sıkıntı. Saat 3'te orada açılıyor. Evet. Ondan sonra finale çok iyi sanatçılarımız var. Şükrü Güler, Onur Atmaca... Evet. Zeynep Birinci, Nuray Aksoy yoğun. Bugün bitireceğiz inşallah. Peki başkanım, çok güzel katılım vardı. Emeklerinize evet, sağlık. Evet. Buradan da son bir mesaj verelim başkanım. Son bir mesaj. Tüm Trabzonları bugün yine buraya bekliyoruz. Ya da tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Evet. Çünkü Trabzon Türkiye'nin tesisidir. Aynen öyle. Herkesi buraya bekliyoruz. İnşallah kazasız, belasız bir şekilde bu işi atlatırız. Bitiririz de. Size de teşekkür ediyorum. Çok emeğiniz var. Ediyorum. Burada Köprübaşı'nın yiğit abilerine de evet, çok teşekkürler inşallah. Burada Şimşir, evet bu Köprübaşı deyince buraya bir daha alalım. Çünkü Köprübaşımızın el emeği derler ya efendim. Şimşir kaşığından oyuncaklarımıza, dün de burayı tanıttık zaten. Ama bir kez daha şöyle görmüş olduğunuz gibi bizi izlemeye devam edin efendim. Yeni Kapı'dan, Trabzon Kültür Günlerinden selamlar, saygılar. Tabii bir coşku var burada ama burada da bordo mavili kızlarımızı gördük. Dün akşam muhteşem bir... biliyorsunuz maç kazandık Kadıköy'de. 26 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi eze eze hakemiyle. Trabzonspor'un bir açıklaması var ya, varınızı yokunuzu hepinizi yendik. Öyle evet kızlar, sizi bir tanıyalım. İsmim Esma Sürmeneli'yim. Seni tanıyalım. Allahçebe Köprübaşılıyım. Köprübaşı. Nasıl keyifler dün akşam Trabzon'da galip geldi? Harikaydı. Harika bir keyif var dün akşamki maçtan sonra. Gece uyuyamadık heyecandan zaten. Ey maşallah. Evet sizi tanıyalım. Ben de Merve, ben de Köprübaşılıyım. Dün maçtan sonra adeta uçtuk diyebilirim. Süperiz. Evet, peki hemen geçelim buraya. Seni tanıyalım Sayın abim. Ben kızların babası Ali Çebi. Oo, öyle mi Ali? Ben de dedim niye bunlar Trabzonsporlu? Demek ki babadan. Aynen aynen. Eyvallah. Aynen. Gururla taşıdığımız formayı ne güzel, bugün de giydik. Ne güzel Ali. Akşam da alabildiğimizi aldık. Hak ama etmiş. Çok ettiler bu var. Çok ya, çok çok. Ama her şeye rağmen bu böyle olması bence güzel bir şey oldu. Köprübaşı'na yani, gidiyor musun zaman zaman? Ayda bir, en fazla 2 ay. Sana helal olsun. En fazla 2 ay. Efendim taraftarlarımızın keyfi yerinde. Haftaya Konya'da. Oy. Sen kimsin? Senin ismin ne? Adın ne senin? Niye? Niye? Oy. Sen ne kadar tatlısın böyle. Niye? Hangi takımlısın? Trabzon. Ay işte bu. Bir alkış alalım ona. Efendim görüyorsun.
Bizde babadan bütün evlatlar Trabzonsporlu, bizleri izlemeye devam edin. Efendim yine bir Trabzonspor formalı bir yakışıklıyı yakaladık. Evet, tanıyalım sizi. Ben Semih. Semih. Evet. Akşam nasıl oynadık Semih? Akşam nasıl oynadık? Mükemmel. Varını, yoğunu, alayını yendik mi? Alayını. Evet, yendik. Peki Semih, çok güzel bir maç oldu ama hakemler, verilen kararlar biraz bizi üzdü. Yani bu kadar insanların gözüne baka baka VAR sistemin olduğu bir düzeyde Trabzonspor'un bu kadar hakkı yenmemize rağmen çok yenildi. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Vallahi biz zaten buna alışıktık. Alışık olmadığımız hakemlere rağmen yenmekti. Dün akşam hakem ve federasyonu da yendik. Yani bu daha önce Cem Papile'yi hatırlıyoruz. 4-5 kırmızı kart gördüğümüz Galatasaray maçını hatırlıyoruz. Evet. Hepsinde doğramaya çalıştılar bizi. Doğradılar da. Aynı. Ama bu sefer beceremediler. Yani 4 tane skora direkt etki, bir tane bile verilmeyen kırmızı kart. Yani ama buna rağmen rezil oldular. Aynen öyle. Rezil hem aldılar. Galibiyeti mağlup oldular, hem de yaptıkları onların rezilliğini bütün futbol kamuoyuna da tespit olarak işaretlediler. Böyle bir durum oldu. Sana çok aynen teşekkür ediyorum. Eyvallah. Buradan da izleyenleri bekliyoruz Yeni Kapı'ya efendim. Çok teşekkürler. Efendim tabii bordo mavi formalı gençleri, buraya gelenleri yakalıyoruz. Seni bir tanıyalım. İsmim Yasin Değirmenci. Trabzonsporluyum. Nereliyiz Yasin? Trabzon merkez. Hey maşallah. Evet, akşamki maçı nasıl buldun? Vallahi Fenerbahçe'yi yenince biz bir gün değil 40 gün seviniriz. Biz değil uyumayız. Mi? Biz sabaha kadar uyumadık ve geldik eğlenceye. Öyle mi? Evet. Evet, sen kimsin? Benim adım Muhammed Emin Celep. Evet. Dünkü Fenerbahçe maçını Trabzon kazandı. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Yuh be. Gel. Tamam. Ama tebrik ederim. Evet, gençlerimiz tutabilir ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gene Trabzonspor'u tut. Ben zaten Gümüşhaneliyim. Öyle mi? Peki. Biz Fener'i yendik. İsterse şampiyon olmayalım. Yeter ki Fener'i yenelim. 10. da bitirsek razıyız bu takımdan. Ama Fener'i yenelim. Yeter ki Fener'i yenelim. Sen hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Fenerbahçeli. Olsun bak. Bu da Fenerbahçeli bir yakışıklı. Bak. Bak ne güzel. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlular. Ya biz tabii futbol olarak, futbol bir rekabettir. Hepimiz bu anlamda kardeşiz ama sahada yapılan kahpelikler diyelim bizleri üzüyor. Efendim şimdi burada yavrularımız var. Dün de burada çok Fenerbahçe forması giyen böyle genç yakışıklı çocuklarımız vardı. Hepsi orada Trabzonspor ablemi altında fotoğraf çektirdiler. Biz böyle takımı ne olursa olsun bütün yavrularımızı seviyoruz. Hepsini alınlarından öpüyoruz. Ama geçenlerde biliyorsunuz Bursa'da bir genç çocuğumuza yapılan saygısızlığı da bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Böyle olması lazım. Çünkü futbol bir dostluktur, kardeşliktir. Biz bütün takımlarımıza başarılar dileyelim ama en başarılı Trabzonspor olsun diyelim. Bizi izlemeye devam edin. Efendim, bordo mavili formalı kimi yakalıyorsak şöyle seni bir tanıyalım. Adım Eylül Ocak. Nereliyiz bakalım? Trabzonluyum. Trabzonlusun? Evet. Ay maşallah. Peki Trabzonspor'un maçlarını takip ediyor musun? Ediyorum. Akşam maçı izledin mi? İzledim. Kaç bitti? 3-2 bitti. Tebrik ediyorum. Görüyorsun nasıl takip ediyor. Helal olsun sana. Teşekkür ederim. Trabzonspor bu sene ne yapabilir sence? Şampiyon olabilir. Olur mu? Olur. İşte bu. Eyvallah. Çok teşekkürler. Kızımıza teşekkür ediyorum. Evet, yine yakışıklı bir tanıyalım seni. Necip. Kim? Necip. Necip. Doğru mu? Nerelisin bakayım? Ordulu. Oo, Ordulu. Trabzonsporlusun. Evet. Ama kameraya bak şöyle yakışıklığını görsünler. Peki nasıl buldun buradaki atmosferi? İyi. İyi. Peki Mecit biraz az konuşuyor, seni tanıyalım. Adım İsmail. Benim sesim şu an kısık. Akşam çok bağırdım. Ben diyor maçta bağırdım, sesim çıkmıyor. Peki teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin efendim. Oy gel bakayım. Mikrop kapa şimdi. Tamam mikrop. Tamam. Efendim devam ediyoruz. Burada yine bordo mavili bir hemşerimizi yakaladık.
Sizi bir tanıyalım. Abi Mahmut Yılmaz, Trabzon Sürmeneli'yim. Sürmeneli neresinden Mahmut? Gorgor'dan. Gorgor'lu musun? Eski adı, yeni adı Arnavutlu. Biliyorum, ben de Sürmeneli biliyorsun. Biliyorum, Karadeniz efendim. Evet, evet. Biliyorum evet. Abi. Sevgili biliyorum. Kardeşim benim, akşamki maçı izledin. İzledim. Varının yoğun alayını yendik. Yendik hocam. Bu Trabzon Spor'a hep yapılıyor ama akşam başaramadılar, hepsini yendik. Yendik. Buradaki atmosferi nasıl buluyorsun? Abi süper, dün akşam zaten geldim. Dün öğlenden sonra buradaydım akşama kadar. Bugün de 12'de geldik ama 2 saat trafikten perişan olduk. Ama Cerrahpaşa'nın oradan geldim. Arabayı daha 1 kilometre uzağa bıraktım. Buradayız. Çekereyi ben Aksaray'a bıraktım. O yok. Ben Allah'tan buraları biliyordum. İsmi ne bunun? Alparslan Yılmaz. Alparslan. Alparslan. Bu dondurma diye Alparslan. Ay seni yesin amca ya. O da bayağı yoruldu. Orom oynadı. Ay maş, seni tanıyalım bakalım. Nisan Nur Yılmaz. Nisan Nur. Evet. Hangi takımı tutuyoruz? Galatasaray. Ne Trabzon Şaka. Annesi yapmıştı. Galatasaraylı. Bak ben sana diyorum ama bir şey söyleyeyim. Biz kendi yöremizin takımlarını tutmamız lazım ki onlar daha da başarılı olsun. Şuraya bir bak. Ben diyor Galatasaraylıyım ama diyor bordo mavi takarım diyor. O da güzel. Evet. Peki efendim, bizleri izlemeye devam edin. Efendim bordo mavi formalı buraya gelen tabii ziyaretçilerle karşılaşıyoruz. Tanıyalım sizi. Şeyma Aksu ben. Beşiktaşlıyım. Annem Şalpazarlı, babam Beşiktaşlı. Evet. İyi bir Trabzonsporluyuz herhalde. Evet, kesinlikle. Maçı izlediniz mi akşam? İzledim, burada izledim akşam. Ey maşallah. Peki buradaki havayı nasıl buldunuz? Atmosfer çok güzel. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Her şey muazzam. Her sene geliyorum. Mükemmel hissediyorum. Bunları söylemiyorum. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Eyvallah. Hemen geçelim bu tarafa. Evet, sizi bir tanıyalım. Sadık Bektaş ben. Ben de Beştüzü Oğuz köyündenim. Öyle mi? Trabzon Beştüzü. Peki Beşiktüzü'nde Kutluza köyünü bilir misiniz? Tabii ki, bizim köyün karşısı. Ha, orada bizim değerli bir hemşerimiz var, Mehmet Taş. Oraya evet. Bizi davet etti. Gitmiştik oraya geçen yıl. Doğrudur. Buradan Kutluca'ya da selamlar. Trabzonspor'u evet. Akşam nasıl buldunuz? Vallahi çok iyiydik, evet. Hatta bazı gollerimizi de vermediler. Verselerdi 5-6 tane atardık. Olurdu değil mi? Yani olurdu. O zaman ne diyoruz? Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon, evet. Efendim bizi izlemeye devam edin. Evet, burada iki tane cici kızımız var. Seni bir tanıyalım. Benim adım Ravza. Nerelisin bakayım? Anne Trabzon, baba Ordu. Oy. Seni tanıyalım. Benim adım Fatma Nur. Fatma Nur, ikiz misiniz? Evet. İkiz, maşallah size. Buranın atmosferini nasıl buldunuz? Çok güzel bulduk. Nasıl? Çok güzel bulduk. Harika değil mi? Evet. Peki en çok annenizi mi seversiniz, babanızı mı? Ama aramız. İkisinde. He? İkisinde. O kadar, ikiniz böyle sorun mu olur diyorlar bana. Aferin size. Peki efendim, bizleri izlemeye devam edin. Yeni kapıya gelen misafirleri de tanıtmaya devam ediyoruz ama bu kardeşimiz bizim meslektaşımız Mustafa Bektaş. Mustafa hoş geldin. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Dördüncü gün geldin ama sen. Yok, dün de buradaydım, önce gün. Tabii. Dün de buradaydım, önce gün. O zaman rast gelmedik. Biraz karışık yerlere geçtin sen demek, böyle meydanlarda yoktu. Arkadaşlar vardı sohbet muhabbet derken. Ahmet abi dün gördüm, çok güzel çekim yapıyordu orada. Evet, peki sevgili Mustafa, akşam maçı izledin mi? Maçı izledim, koptuk. Gerçekten müthiş. Harikaydı. Yani derler ya bize her yer Trabzon. Gerçekten çok güzel oldu, mükemmel oldu. Gerçekten Trabzonsporlu olmak gerçekten ayrıcalıklı bir şey. Onu hissetmek lazım. Neden biliyor musun? Gerçekten Trabzon çok büyük bir takım. Herkes ondan uğraşıyor. Hakemi ondan uğraşıyor. VAR ondan uğraşıyor. TFF ondan uğraşıyor. Ama biz yine ayaktayız. O yüzden bütün Trabzon camiasına, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş açıklamaları oldu. Buradan kutluyorum başkanımı. Yola devam diyoruz. Çok teşekkürler. Efendim, tanıyalım sizi. Mustafa'nın eşiyim. Maşallah. Şenay. Merhaba. Çok teşekkürler. Evet, geçiyoruz oraya. Efendim, değerli sanatçı dostumuz, abimiz Seyfettin Çakıral şu anda burada. Hoş geldin. Hoş bulduk Muratçığım. Maşallah, İtalyan jönleri gibisin bugün, yemin ediyorum. Ya, işi ama, biliyorsun. Ama yani. Biz yaşlıyız daha. Biz tedbirli ya. Geleceğiz. Hiç gösteremiyorsun. Ben havanın bu kadar güzel olacağını düşünemedim. Öncelikle. Yok, bugün yağmur yağacağını zaten meteoroloji söyledi ama. Ben de tedbirli geldim. İyi Sayın Murat'ım. İyi yaptın. Değerli dostlarımızı gördüm. Mavi Karadeniz kaçta? Saat 4'te. 4'te. Özellikle bekliyoruz. Seyfettin Çakıral dinlemek bir ayrıcalıktır. Çok seni de buradan ederim, görmek ne güzel. Var mı bir mesajın? Mesajım ne olacak? İşte bu güzellikler bitmesin istiyorum. Birlik beraberliğimiz bozulmasın istiyorum.
her şeyden önemlisi 27 sene sonra Fenerbahçe'yi, Kadıköy 26 sene sonra Fenerbahçe'yi yendik. Bu moral bize yeter. Allah birliğimizi bozmasın. Herkesi en derin saygılarla selamlıyorum. Peki Mustafa Bektaş'ı nasıl bulur? Mustafa abi çok iyi biliyorum. Güzel bir insan. İyi bir kültür insanı, kültür adamı. Biz onlarla çok programlara gittik. Çok emeği var bize. En az sizinki kadar emeği var bize. Ne dedi biliyor musun Sengi? Ya dedi sanatçılara dedi program yaptırayım diye mekanı kapattım dedi. Doğru. Bütün yatırım oraya yap. Doğru, vallahi yapmıştır. Yap. Bir anın var mı senin? Evet var. Onu bir anlat bakalım ki en azından bilmeyenler de bilsin. Şimdi buradan Tahsin Taşkın'ı kulaklarını çınlatırım. Selamlar olsun Tahsin'e. Ben bir günüsü Mecidiyeköy'deyim. Baktım telefon çalıyor ama tanımadım telefon. Dedim bir açayım onu. İsrarla arıyor çünkü. Baktım Cimili'nin sesi. Ben dedim ki ya İbo dedim niye sen numaranı değiştin dedim. Ya abi dedi şey sayfı. Ben de şarjım bıttı da başkasının numarasını arıyorum seni. Şey dedi Zamsa. Dedim gel çabuk gel dedim trafikteyim. Ya Perşembe günü haftaya Almanya'da bir program var. Ki Perşembe gen boş olduğumuz zamanlar. Dedim İbo. Ya adamlar seni istiyor. Beraber gidelim oraya. Dedim tamam ben vizem var dedim. Sıkıntı yok gidelim. Ne kadar işte bir meblağ bildirdi. Tamam dedim ona. Gidelim. Ama dedim ya İbo dedim madem bu işi bağladın dedim gel dedim Mecidiyeköy neredesin? Dedi ben köprünün kırısındayım Allah rahmet eylesin. Dedim gel dedim iki dakikada gelirsin billahi amacı ısmarlayayım sana. Dedi hele bir arabayı bir yıkatayım da bakacağım ama. İki dakikasa baktım başka bir numara yok ki Tahsin arıyor beni. Ya dedi Seyfi neredesin? Ya dedim Mecidiyeköy'deyim dedim. Biraz önce dedim Cimil aradı ben şimdi onu bekleyeyim dedim. Lahmacun yiyecek. Ya dedi hiç bekleme hani dedi dön gel. Allah rahmet eylesin. Yani ama o kadar benzerledi. O çok kadar yapar. Çok da güzel. Evet. Evet selam olsun. Aynen öyle. Peki efendim sevgili Burak Atasoy sanatçı kardeşimi yakın. Burak hoş geldin. Abi sağ ol teşekkür ederim. Abi. Sağ ol iyi seni sormam. Bugün sahne kaçta? Bugün benim sahne yok misafiriz. Ha, bugün misafir ama dinlemek isterdik yani. Sevgili kardeşim dün de Trabzonspor 3-2 galip geldi. Evet buradaydın. Çok güzel. Keyifler yerinde. Bir başka var mı bir mesajın bizleri izleyenlere? Vallahi emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başta dernekler federasyonumuz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız. Hepsi birbirinden kıymetli. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Önümüzdeki tarihlerde bizim de bir hamsi şölenimiz olacak. Onun da tarihini belirlendiği zaman zaten haberin olur abi. İnşallah. Çok teşekkürler. Sayın görüşmek kardeşim üzere. Benim. Başarıların daim olsun. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olun. Efendim devam ediyoruz. Tabii biz bordo mavi forma giyen dostlarımız ama Sayın Başkan burada Göksal Burtuloğlu. Sevgili Başkan hoş geldin. Yani çok güzel hizmetleri var. Dün de galip geldik. Keyfimiz yerinde. Neler söylemek istersin? Vallahi ortam mükemmel. Yine Dernekler Federasyonu güzel bir etkinlik yapmış. İstanbul'u fethettik. Dün de galibiyet gerçekten güzel oldu. Fakat şöyle bir güzel bir fotoğraf gördüm burada ben dün. Fenerbahçeli bir kardeşimiz burada Trabzonlularla beraber oran oynuyordu. Çok vardı. Yani evet çok vardı ama ben sosyal medyadan bir tanesini gördüm. Gerçekten ben böyle şeylere çok önem veriyorum. Evet, spor evet. Bir yere kadar. Evet, önemli olan dostluk, dün kardeşlik. Dün burada Trabzonspor ableminin orada herhalde tahmin ediyorum 20 kişi fotoğraf çektirdi. Bu Fenerbahçeli genç kardeşlerimiz. Yani futbolun güzelliği bu. Evet. Yani buradan sizin aracılığınızla yani TFF'sinden tut spor kamuoyundaki tüm paydaşlara sesleniyorum. Yazıktır, günahattır. Yani bırakın taraftarları iç içe gönül gönüle. Niye dün Fenerbahçe stadında Trabzonspor taraftarı yoktu? Yani bu milenyum çağı diyoruz, 100. yıl diyoruz. Ama yine etkinliğimize dönersek gerçekten güzel. Mutluluk koş. Bak sizleri görüyorsunuz. Sizler evet. Bizleri görüyorsunuz. Aynen öyle. Hacı arkadaşım gelmiş tanıyalım. Burada. Hacı onu görüyorduk burada. Ben Ofluyum. Oflu. Ofluyum. Hacdan mı geldik? Yok. Hac arkadaşımız Göksal. Beraberiz. Burada karşılaştık. Allah razı olsun. Sağ olun. Etkinliklere katılıyoruz biz de. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim bizi izlemeye devam edin. Yeni Kapı'dan selamlar, sevgiler. Trabzon'un kültür günlerinden, 4. gününden beraberiz. Yanımda benim meslektaşım, değerli kardeşim Alaaddin'in sihirli lambası var. Alaaddin hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem bir coşku var burada. Hele dün akşam bile biliyorsun Şükrü Saracoğlu stadında Trabzonspor'un galibiyetiyle bu coşku burada ikiye katlandı. Yani Yeni Kapı şu anda yıkılıyor.
Yani Alaaddin'i burada görmek de bizim için büyük bir keyif. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Murat abi. Çok sağ olasın. Gerçekten muhteşem bir etkinlik. Trabzon günlerinde olmak çok güzel bir duygu. Bu atmosferi yaşamak apayrı bir güzellik. Peki Alaaddin, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Yenikapı'da 4. gününde işte Bordo Mavi. O da benim kadar fanatik sevgili Recep Kahveci. Recep hoş geldin. Hoş bulduk Murat'ım. Allah razı olsun. Evet, dün akşam da galip geldik. Aynen öyle. Neler söyleyeceksin? Valla hakeme rağmen gerçekten Trabzonspor için çok çok önemli. Hatta sezonun maçıydı bence. Ya tamam ya devam maçıydı. Çok hakem Zorbay Küçük'ün zorlamasına rağmen Trabzonspor'u kazanması gerçekten inanılmaz bir mutlu etti bize. Zaten görüyorsunuz herkes bordo mavi. Yollar kapalı olmasına rağmen milletimiz şu anda burayı doldurdu. Aynen öyle. Hava da çok güzel, Allah'a şükürler olsun. Her şey çok güzel. Bundan sonra inşallah Trabzonspor'umuz daha iyi çıkışa geçecek. Eyvallah. En azından tabii ilk ikiyi masa başında hallettiler ama en azından üçüncü olarak sezonu bitirip Süper Kupayı alırız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim Evren Sancak Başkan yine yakaladık. Ya başkanım yollar kapalı. Harika bir yoğunluk var. Bu ne ya? Maşallah. Tıklım. Kadıköy'e kayıyormuş gibi gidiyoruz. Vallahi. Bu nasıl bir şey? Müthiş bir kalabalık var. Akın akın geliyor. Çıkın gelin. Evet. Başkanım çok teşekkürler. Gel Murat. Efendim bizim akrabadan değerli Murat Küçük Ali. Murat'ım hoş geldin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen de geldin Trabzon günlerine. Trabzon'da abi galip geldi. Keyfin yerinde. Ne demek ya? Fenerbahçe'yi yenmek büyük bir şereftir ya. Değil mi? Var mı bir mesajın? Biz izleyelim. Hayatında başarılar dilerim yayın hayatında. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim Mustafa abi yine yakaladık. Mustafa Sarı abim ilk günden beri aynı tempoda devam ediyor. Mustafa abi bugün maraton koşusu vardı ya, yollar kapalıydı ama halkımız arabalarını 2 kilometre 3 kilometre öteye bırakıp buraya kadar geldiler. Harika bir ortam. Neler ifade etmek istersin? Ben diyorum ki Trabzonların yolu hiçbir zaman kapanmaz. Kapanmaz. Her türlü yolu bulur. Kesinlikle. Sabrederse sabredin muradına erermiş. O kadar. Peki abi var mı son bir mesajın buradan? Çok teşekkür ederim sizlere, halkımıza. Trabzon günlerini ihmal etmeyip de buraya gelenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki etkinliklerimize yine insanları bekliyoruz. İnşallah. Bizim her şeyimiz Trabzon için. Bize her yer Trabzon. Kesinlikle. Evet, peki efendim. Devam ediyoruz. Evet, yine bordo mavili iki yavrumuzu, bir kardeşimi buldum. Seni bir tanıyalım. Ömer Ayazoğlu, Trabzon of. Of, ne dersin Ömer? Abi keyif de yerinde, galip de geldik. Şükür Allah'a. Neler söylemek istersin? Vallahi güzel bir ortam, güzel bir yer. Yani geldik bir de kemencenin tadına bakalım dedik. İnşallah bakacağız. Eyvallah. Seni tanıyalım. Efran Reyaz. Hangi takımı tutuyorsun? Trabzonspor. O kadar. Senin ismin ne? Sahran Reyaz. Oo, sen hangi takımlısın? Trabzonspor. İşte bu çak. Eyvallah. Peki efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim hepinize selamlar, saygılar. Şu anda Trabzon Kurtuluş Günlerinden 4. gününde beraberiz. Benim çok sevdiğim, çok değerli İstanbul Bakkalar Odası Başkanı, yine STK'larda çok görevler yapan İsmail Keskin abimizle beraber. Başkanım hoş geldin. Eyvallah, siz de hoş geldiniz. Hem elinizden tutayım. Sağ ol başkanım. Siz aramızda, gerçi sizin de göreviniz bunları yani takip etmek, yapmak. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Evet başkanım, çok görevlerde de bulunuyorsun. Yani STK'larla ilgili hep halkımızın yanındasın. Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Vallahi sevgiden. Ondan mı geliyor? Sevgiden geliyor. Ya da Arsin'de çok mu lahana yedi? Yani lahananın da etkisi var ama. Ben çok seviyorum. Dostlarımı evet. Çok seviyorum. Evet. İnsanları çok seviyorum. Onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Tabii biraz da sizi teşvik ediyorsunuz. Yani İsmail Keskin'in varoluşu STK'larda, böyle abartmayalım ama. Çok sakın öyle de estağfurullah yok bunun. Ama bir şey söyleyeyim. Başkanın Ahmet abi bir gün gideriz İstanbul Bakkalar Odası'na. İkramı sonsuz. Yine aynı yerde mi? Unkapanı'nda? Aynı yerde devam ediyoruz. Tamam efendim. Oraya gidiyoruz. Zaten Unkapanı'na devamlı gidiyoruz. Orada inşallah bir çayını içmeye geleceğiz başkanım. Eyvallah. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkürler başkanım. Esnafı bekliyorum. Çok saygılar. Teşekkürler. Efendim Trabzon'un kültür günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Yine çok değerli bir yöneticimiz, abimiz, başkanımız. Şöyle bir bakayım. Oo, Nurettin Çakmak. Eyvallah. Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Ya Nurettin abi, ben sen başkan yardımcısısın. Doğrudur. Evet doğrudur. Yani ben Nurettin abi ilk kez, yani kusura bakma benim cahilim. Neler söyleyeceksin? Çok güzel bir ortam var.
Evet, evet. Gerçekten her yıl yaptığımız organizasyonu bu yıl biraz da böyle çok da yani mutlu olmadığımız bir dönemde yapıyoruz. Ama birlik beraberliğimizi ortaya koymak adına çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Her yıl düzenli olarak Sayın İsmail Şatıroğlu Başkanlığımızın da önderliğinde Trabzon Dernekleri Federasyonu olarak bu organizasyonu her yıl iki defa yapıyoruz. Bu yılda yine atlamadık, yine devam ediyoruz. Tüm halkımızı buraya davet ediyoruz. Gelsinler burada hem kültürümüzü görsünler, buradaki yöresel yiyecekleri olsun, buradaki kültürü olsun. Bunu burada yaşamaya devam etsinler, bizleri yalnız bırakmasınlar. Bugün de akşama kadar devam ediyor. Sağ olun, siz de sürekli bu organizasyonlarda bize yardımcı oluyorsunuz, bizim yanımızdasınız. Medyanın bizimle birlikte olması çok önemli. Ben teşekkür ediyorum. Hem buraya gelip katılanlara, hem başkanımıza, hem yönetimimize, hem sizlere. Medya çünkü çok önemli bir ayağı bu işin. Halka ulaşma noktasında doğru mesajlar verebilmek çok önemli. Dün de aslında çok güzel bir gün yaşadık. Akşamında Trabzonspor. Evet. O da ayrı bir şeydi. O da ayrı bir keyif oldu. Yani Abdullah Hoca'nın gelmesiyle birlikte yeni bir rekor da geldi. Abdullah Hoca bizi rekorlara alıştırmaya başladı. İnşallah. Ona da başarılar diliyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Nurettin Bey, hayırlısı olsun inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür efendim, ediyorum. Efendim sağ ol. Evet, bizim yine çok değerli Zeytinburnu Trabzonlar Dernek Başkanı Metin Hayırlıoğlu. Yani doğru mu söyledim? Doğru. Evet, doğru. Yine Dernekler Federasyonu'nda çok değerlere, çok güzel hizmetlere de imza atan Metin abi, harika bir atmosfer. Dünden 4 günden bu 4. gün neler ifade etmek istersin? Evet, biz her zaman yaptığımız gibi malumunuz olduğu için Trabzonluları İstanbul'da başta Trabzonlu hemşerilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızla Trabzon kültürünü paylaşmak, kaynaştırmak ve o ambiyansı yaşatmak için var gücümüzle Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Sayın İsmail Şatıroğlu ve yönetim kurulu bizler olarak böyle bir etkinliğe her sene olduğu gibi imza attık. Malumunuz olduğu üzere bu etkinlik genelde Şubat ayında yaptığımız etkinliği, bu sefer biz bu Kasım ayında 2-5 Kasım arası memleket etkinlikleri olarak STK'larla birlikte yapıyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa bu belediyelerle olan etkinlikte vatandaşlarımızla Şubat ayında yapılacaktır. 24 Şubat herhalde Metin abi. Büyük bir ihtimal, evet. Şubat ayı içerisinde. Zaten bu senede iki kez yapılmakta. Bunu vatandaşlarımızın yoğun katkısıyla, onların bize vermiş olduğu manevi destekle ve siz değerli basın mensuplarının da bizlere vermiş olduğu bu pozitif enerjiyle, el birliğiyle götürmeye çalışıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz, aksaklıklarımız olacaktır. Bunların notunu alıyoruz. Daha iyisini, daha mükemmelini yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her şey önce Trabzonlu hemşerilerimiz ve daha sonra tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız. Mikro milliyetçiliğimiz yoktur. Genel Başkanımız bunu sık sık ifade etmektedir. Biz makro milliyetçi olarak Trabzon kültürünü Türkiye'nin her yerine taşımaya çalışıyoruz ve bize böyle bir imkan sunduğunuz için de sizlere huzurunuzda sonsuz teşekkürler ediyorum. Estağfurullah Sayın Başkan, çok teşekkürler. Efendim şu anda Trabzon'un kültür günlerinden 4. günündeyiz. Genel Sekreterimiz Dilek Bulut yanımızda. Önce ben ona teşekkür ediyorum. İlk gün geldim. Yani İspak öyle bir hesap aldı bizden ki dedim ki ben 4 gün buraya böyle gelirsem hemen Dilek Hanım'ı aradım. Sağ olsun, o da işimizi halletti. Çok teşekkürler. Dilek Hanım, harika bir atmosfer var. Çok emeğiniz var. Neler ifade etmek istersiniz? Öncelikle yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. İspark da İBB'nin bir yan kuruluşudur. Onların destekleriyle yapıyoruz. Almamış olsalar, onlar da bize destek olmasa teşekkür biz de size yardımcı olamayız. Doğru. Tabii ki de. Teşekkür ederiz İBB'ye de, İspark'a da bu bağlamda. Biz memleket günlerini biliyorsunuz senede iki kere yapıyorduk. Biri STK'larla, biri belediyelerle. Uzun süredir yılda iki kere yapamıyorduk.
pandemi de girdi araya, çeşitli kısıtlamalar da geldi ama artık yine oluyor. Evet. Nasip olursa Şubat'ta kurtuluşu havalimanında kutlayacağız. Bu sefer belediyelerle olacak. Burada STK buluşmasıdır. Trabzon derneklerimiz burada. Trabzon'dan gelen ilçelerimizin dernekleri burada. İstanbul'da olan dernekler var. Güzel bir atmosfer var. Biraz sakin geçiyor ama keyifli. Yok, bugün çok yoğun Dilek Hanım. Bugün harika bir yoğun. Dün de yoğundu, bugün de yoğun. Dün akşam Trabzon'un galibiyeti bizi bir kere daha mutlu etti. Teşekkür ediyoruz hem takıma hem gelen ziyaretçilerimize. Yanımızda olan biz de sizlere. Sana teşekkür ediyoruz. Yıllardan beri Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda evet. Çok emek veriyorsunuz. Bütün emeği geçenlere de teşekkürler. Ben sağ olun, teşekkür var olun. Ederim. Efendim, Trabzon Kurtuluş Günleri'nin 4. günündeyiz. Bugün maraton dolayısıyla yollar kapalı olmasına rağmen şu anda yoğun bir kalabalık var. Evet, bu yoğun bir kalabalığın buradaki muhteşem atmosferin mimarlarından bir tanesi işte değerli başkanımız burada. Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın İsmail Şatıroğlu. Başkanım, dün yoğunluktan o kadar bir mücadele veriyor. Tabii bu hizmeti buraya sundu ama kendisi de burada müthiş bir organize, bir orada bir burada. Biraz da sağlık yönünden başkanım yoruldun, Mevlam şifa versin diyelim. Dün de hele o kutlama var ya Trabzon maçında. Başkanım, sen bayağı bir fanatikmişsin ya. Ya evet, hepimiz Trabzon olunca, Trabzon spor olunca fanatikliğimiz ön plana çıkıyor. Dün olağanüstü keyifli bir gündü. Hem yeni kapıdaki insanlara buraya olan teveccüh, hem buradaki gelen misafirlerimizin efendim fazlalığı, bir de üstüne akşamki Trabzonspor'umuzun o muhteşem galibiyeti, böyle eze eze almış olduğu galibiyet bizi de olağanüstü heyecanlandırdı. Çok şükür güzel geçiyor. Sıkıntısız bir şekilde. İşte Murat kardeşim, yıllardır siz de bu yapının içerisindesiniz. Görüyorsunuz, olağanüstü bir Başkanım, biz işte onu diyoruz ya, İsmail Şatıroğlu başkanın bayrağı devraldıktan sonra, yani bunu itifat olarak almayın. Bak, bunu her yerde söylüyoruz başkanım. Çıta çok yükseldi. Her geçen yıl daha da yükseliyor. Yani burada da tabii sizin başkanlığınızda yönetiminizin çok büyük etkisi var. O açıdan biz bir Trabzonlu olarak, bir hemşeriniz olarak gerçekten sizleri tebrik ediyoruz. Yani orada Trabzon evini açtınız ki bu öyle yapılacak kolay işlerden bir tanesi değil. Bakıyorsun burada organizasyonlarda her türlü organizasyon var. Sanatsal anlamda, kültürel anlamda bunları bir araya getirmek, çıta habire yükseliyor başkanım. Yani bu da tabii sizin burada oluşunuzun çok büyük etkisi. Onun için ayrıca teşekkürler başkanım. Eksik olmayın. Ben tabii ki buradaki yönetimdeki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Malumunuz tek başına hiçbir şey olmuyor. Ekibimiz güzel bir ekip. Sağ olsunlar. Bütün yönetim kurulum olağanüstü çaba sarf ediyor. Yani bu çorbada hepimizin tuzu var. Sizlerin, yönetimin, bizlerin. Dolayısıyla bu birlik ve bütünlük. Biz Allah bize nasip ederse bakın, Trabzon'a karşı, Trabzon'un insanına karşı bir algı var. Bu algı olağanüstü derecede, yine mi Trabzon, yine mi Trabzonlu, orada da mı Trabzonlu, burada da mı Trabzonlu? Biz işte bakın, bu birlik ve beraberliğimizi, bu gücümüzü bir arada tutarsak, biz çünkü çalışkan bir milletiz, biz başarılı bir milletiz, biz tuttuğunu koparan bir milletiz. Haksızlığa baş kaldırmış bir milletiz. Dolayısıyla boşuna demiyoruz, Anadolu'nun beyiyiz diye. Evet. Bu anlamda Trabzon insanını biraz daha birbirini ileriye taşıma adına gayret göstermesini, biraz daha emek vermesini bu anlamda rica ediyorum. Ne oluyor? Geliyor gidiyoruz, 3 günlük fani aynen, dünya. Aynen. Yani kim ne yapmış, kim ne götürmüş? Elbette öyle ama başkanım, yani böyle organizasyonlarda da komutan çok önemlidir, baş önemlidir. Yani bu her şeyde böyledir. Yani İsmail Şatıroğlu bayrağı devraldıktan sonra gerçekten Trabzonspor'un başarıları da geldi. Hem sporla hiç alakanız olmamasına rağmen, yani burada TDF İsmail Şatıroğlu'ndan sonra Trabzonspor'a da bir mihenk taşı oldu yani. Orada da bir etki sağladınız. O açıdan yani burada da sizlerin çok büyük etkisi var. Tabii ki başkanın alt kademedeki yöneticileri, erlerini iyi yönetmesi lazım. Siz de bunu çok iyi yapıyorsunuz. Allah size sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. İnşallah bu bayrağı böyle ileriye doğru zirvelere taşımaya devam edeceğiz. Allah razı olsun. Tabii sizin gibi böyle kıymetli dostlarımız, hemşerilerimiz, kardeşlerimiz bu işe de
sahip çıktıkça ben inanıyorum bizim insanımıza, o toprağa bizim borcumuz var. Oralara bizim borcumuz var. Dolayısıyla biz dışarıda çok daha güçlü olmamız lazım ki oraya faydamız olsun. Evet. Bu anlamda hem sosyal anlamda hem ticari anlamda hem siyasal anlamda muhakkak ki birbirimizi daha da ileriye taşıma için elimizden gelen bütün gayreti, bütün emeği, bütün fedakarlığı yapalım diye düşünüyorum. Bu vesileyle Allah'a şükürler olsun. Bugün 4. günümüz. İşte görüyorsun olağanüstü insanların bir teveccühü var. Bu anlamda her şeyden evvel kazasız belasız bir şekilde bitmesi. Sizlerin aracılığıyla buradan bütün kıymetli hemşerilerime, bütün dostlarıma, İstanbul halkına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah 24 Şubat'ta Atatürk Havaalanı'nda buluşmak, görüşmek dileğiyle herkese Allah'a emanet ediyorum. Başkanım çok teşekkürler. Başkanım gerçekten o kadar yorgun ki 4 günden beri biraz da sağlık yönünden de bugün biraz rahatsız. Ona da şifa diliyorum başkanım. Efendim bizleri izlemeye devam edin. Teşekkürler başkanım. Melek Çakır, Lösemi ve Engelli Gönüllü Derneği, Trabzon Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Trabzon temsilciliğinden katılıyorum. Yine muhteşem bir organizasyon, muhteşem bir etkinlik. Dolu dolu geçti. Vallahi giderken ağlayacağım. Hayırlı yolculuklar ablacığım. Evet, vedalaşma diyordun. İşte gerçek bir vedaya tanık oluyorsun şu anda Ahmet abi. Gerçekten bir veda oldu. Aynen. Gerçekten bir veda yani, olmadı mı? Evet. Gülerek karşılıyoruz özellikle Trabzon'dan gelen misafirlerimizi. Ama her seferinde böyle gözü yaşlı uğurluyoruz onları. Şubat'ta tekrar görüşeceğiz inşallah. Etkinliğimiz harika geçti. Ben bu etkinlikte en çok gençlik kollarına teşekkür ediyorum. Gençlik kollarına yetiştiğim için mi bilmem ama bu sefer başka gözüme daha dolu dolu geldiler. Özellikle dün akşamki Trabzonspor maçında gösterdikleri hassasiyet için çok çok teşekkür ediyorum. Hem coşkuluydu hem sükunetliydi. Gayet keyifliydi. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Sizlerden aldığımız bilgilerle, desteklerle bunları yapıyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet, yanımda geçmiş dönem başkanımız Oğuzhan Usta da var. Bayrağı devraldım kardeşim var. Evet, Oğuzhan nasıl geçti diyelim. Oğuzhan başkanım nasıl geçti? Ben bu ara Oğuzhan'a hep şey diyorum. Oğuzhan başkanım, başkanım diyorum. Başkanım nasıl geçti? Vallahi bugün 4. günümüz, son gün. Bugün bir analizini yaptığımız zaman kalabalıktan yürüyemiyordum. Buradan sahneye gitmekte zorlanıyordum. 4-5 tane horon halkası oluştu. Bütün halkaların içinden geçerek gitmek durumunda kaldık. Bugün muhteşem bir kalabalık vardı burada. Düne gelirsek, dün bizim için hem onur verici hem de gururlanarak çıktığımız bir sahne oldu akşam üzeri. Biz dün hem hakemleri hem Futbol Federasyonu'nu hem de Fenerbahçe'yi yendik. Hem varını hem yokunu. İstanbul duvarlarını kırdık. İstanbul'daki takımların yapamadığını, başkaldırışı eze eze yaptık. Burada da gençlik kolları sağ olsunlar. İşte dün akşam maç yayınında tezahürat yapmada falan çok büyük emekler verdiler. Burada da işte gençlik kolları başkanımız Hakan Başkan'a da teşekkür edelim bütün arkadaşlarımızla birlikte. Ekip günden güne büyüyor. Burada işte benden önce diyelim, ben ve benden sonra olarak farklı farklı yönetimdekiler var ama hepimiz aynı paydada buluşuyoruz. Aynı hedefe hizmet ediyoruz. Boynuz kulağa geçmeli sürekli. Biz bir şeyler yaptık, bizden öncekiler yaptı, bizden sonrakiler de yapacak. Bizde böyledir Trabzon'da. Boynuz kulağa geçmezse o buzağa buzağa denmez zaten. O yüzden biz de mutlulukla, heyecanla işte elimizden geldiği kadar hep birlikte devam ediyoruz. Yeni görevlere, yeni heyecanlara, işte önümüzdeki 24 Şubat'ta da yeniden bir Trabzon günlerinde görüşmek üzere diliyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz hem Dilek ablaya hem Oğuzhan kardeşime. Ben de Ahmet abinin yakında kadrosuna gireceğim. Kadrolu sunucu olacağım. SSK şeyi gelmiş herhalde teklifi ama. Geldi ama asgariden yatırıyor. O yüzden kabul etmedim. Bakalım yeni teklifini bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz size. Emeklerinize sağlık.
Eksik olmayın. Buradan Ahmet abiye de teşekkür ederim. 4 gün boyunca koşturdu, yani çaba sarf etti. Ya o bizim için Ahmet abinin farklı bir yeri var zaten. Kendisi de bunun farkında. İşte bu yılların içinde oluşan duygusal bağlardan bugüne geliyor. Yine de kameralar önünde de teşekkür edelim Ahmet abiye. Geçen kendisiyle bir telefonla görüştük. Ben olanları söyledim yani. Normal, seni seviyoruz Ahmet abi dedim. Yine senden de bahsettik. Seni zaten sürekli kulağını çınlatıyor Ahmet abi. Sağ ol. Yani biz seni dedim gerçekten seviyoruz dedim. Bir karşılık bekleme. Ağlamaya başladı. Ben dedim Ahmet abi ağlıyor dedim Allah Allah. Ya dedim Ahmet abi dedim ben. Farklı bir şey söylemedim. Yani seviyoruz seni bunda şey yok. Yok lan dedi kimse bana dedi seni seviyorum derken bu kadar içten samimi söylemedi falan dedi. Ondan sonra ben de ağlayacaktım da ağlamadım. Ağlamadın. O zaman el sallayarak programı bitirelim. Sahnemiz çok şükür kazasız belasız bitirdik. Allah'a hamdolsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 24 Şubat'ta havaalanında. 24 Şubat'ta havaalanında Trabzon'un kurtuluş etkinliklerinde herkesi şimdiden bekliyoruz. 24 Şubat'ta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok.